İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada gelişme var. Aralarında İSSU Genel Müdürü'nün de olduğu 6 kişi gözaltına alındı. Ayrıntıları Merih Hak aktaracak. Merih. Bugün İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı devam ettiriyordu. Bu kapsamda bir bilirkişi raporunun hazırlığı vardı. Bilirkişi raporu hazırlandı, savcılığa sunuldu ve savcılığa sunulmasının ardından da şu ana kadar aşı hakkında gözaltı kararı verildi. Bu 6 kişinin de hem GDZ Elektrik Dağıtım AŞ hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su'nun en tepe yöneticilerine yönelik bir operasyon olduğunu söyleyeyim. Öncelikli olarak rapordan bahsetmekte yarar var. Raporda 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili GDZ Elektrik firmasının kabloları yeterli derinliğe gömmediği, İSSU'nun da mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığına işaret edildi. İki kurum arasındaki koordinasyon eksikliği arızanın ortaya çıkmasına etkili olduğu görüşüne de yer verildi. Ki şunu vurgulayalım, 2015 senesinde yapılan altyapı çalışmaları sırasında GDZ Elektriği'nin 60-80 santim derinliğe gömmüş olması gereken kabloları 30-35 santime gömdüğü, İSSU ekiplerinde yağmur suyu tahliye mazgalı ve drenaj borusu ile ilgili işler sırasında elektrik kablolarını yaptıkları çalışmayla yukarı doğru yakınlaştırdıkları belirtildi raporun sonuç bildirgesinde. Her iki kurum arasında bir işbirliğinin olmadığı, yeterli koordinasyonun bulunmadığı vurgulandı. Birbirlerini denetleyemedikleri gibi hatalı durumlar düzeltme konusunda işbirliği de yapmadıkları yine rapora yansıyan görüşler arasında. Raporda ayrıca artık akım koruma cihazının da sistemde bulunmadığı vurgulandı. İşte bu rapor Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu. Sunulmasının ardından da 4-6 kararlarında önemli isimler var. İzmir Büyükşehir Belediyesi İSSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İSSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Saad gözaltına alınan isimlerden. Ayrıca GDZ Elektrik'ten de hem Manisa hem İzmir'in başındaki isim Uğur Yüksel Dağıtım Genel Müdürü, Metropol Bölge Müdürü yani İzmir Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım ile Operasyon Direktörü Sefa Pişkin Devlebici de gözaltına alınanlar arasında. İSSU'nun önceki dönem Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu ile ilgili de bir gözaltı kararı olduğu yolunda iddiaların olduğunu belirtelim. Böylece bu olayla ilgili yani 12 Temmuz'da meydana gelen olaydaki Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay yaşamlarını yitirmişti elektrik akımına kapılarak, bilirkişi raporunun ardından her iki şirketin de en üst düzey yöneticileri gözaltına alınmış oldu. Şu ana kadar bu 6 kişi dahil 46 gözaltı var. Bunlardan 14'ünün tutuklandığını belirtelim. Ve şu anda da bu 6 kişiyle ilgili işlem de devam ediyor. Bu gözaltılar ve bilirkişi raporunun ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu konuyla ilgili iddianameyi hazırlamasını ve önümüzdeki hafta içerisinde de iddianameyle birlikte mahkemeye dava açılma süreciyle ilgili başvurmasını bekliyoruz. Toparlayacak olursak bilirkişi raporu açıklandı. Bu bilirkişi raporunda özellikle ölümlere neden olan olayla ilgili kabloların yeterince derinliğe gömülmüş olmadığı, İSSU'nun yaptığı çalışmalar sırasında bu yaklaştırdığı ve iki kurum arasında koordinasyonun olmadığı belirtilerek 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve bu 6 kişi de hem GDZ Elektrik Dağıtım hem de İSSU'nun en üst düzey yöneticileri bulunuyor.